Arkadaşlar merhabalar, herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira şu anda gördüğüm Bitcoin yeni bir yükselişe hazırlanıyor. Zaten yükselişin devam edeceği yönünde fikirlerimi en sonki videoda sunmuştum. Zira arkadaşlar şu anda biz boğa piyasasındayız. Ve boğa piyasasında arkadaşlar geri çekilmeler alım fırsatıdır. Şu anda da çok şükür bayağıdır yanılmadan güzel bir şekilde analizlere devam ediyoruz. Tabii yanıldığımız noktalar da olacaktır. Sonuçta arkadaşlar bizler de insanız. Şimdi öncelikle yorumlarda hala altınla alakalı çok fazla sorular geliyor. Böyle altın, Bitcoin benzerliği vesaire. Bunu bir önceki videoda arkadaşlar açıklamıştım aslında. Şu anda altınla benzer hareket ediyor mu? Evet ediyor. Bunun sebebi ama çok basit bir şey. Yani şu anda dünyada tüm merkez bankaları para basınca ne oluyor arkadaşlar? Çok olan şeyin değeri azalır. Yani dünya çapında bir enflasyon beklentisi oluştuğu için böyle arzı sınırlı olan ürünler değer kazanıyor. Mesela arzı sınırlı olan ne demek arkadaşlar? Üretimi sınırlı olan, sınırlı sayıda olan mesela altın, gümüş, Bitcoin. Bunlar arkadaşlar arzı sınırlı olan ürünler olduğu için bir enflasyon beklentisinde doğal olarak piyasada değerleniyorlar. Yani bu yüzden şu anda altınla benzer hareketler yapıyor ama bu demek değil ki her zaman böyle gidecek. Şimdi arkadaşlar kısaca bir gündemi değerlendireceğiz. Zira yeni bir yükselişe hazırlandığını düşünüyorum ben Bitcoin'in. Şimdi bizim bildiğiniz gibi 11.800 dolar bandı bizim için arkadaşlar bir direnç noktasıydı. Bir önceki genel hareket bu noktalara takıldı ve dedim ki sizlere Bitcoin 11.800 doları kendisine destek yapmaya başlayınca oradan sonra arkadaşlar yeni boğa hareketleri gelecek ve bu hareket geldikten sonra da açıkçası 16.000 dolara kadar arkadaşlar önümüzde adam akıllı bir direnç noktası yok. Bakın haftalık bazda biraz daha net gözüküyor bu nokta. Biz dostlar bu seviyeyi kırdığımız zaman, üstünde kapanışlar yaptığımız zaman bu noktanın 11.800 dolar bandı şu an tam fiyatlandığı nokta. Çok güzel yerlerde fiyatlanıyor. Burayı kendisi şu an destek yapıyor Bitcoin gördüğüm kadarıyla. Buradan zıpladığı zaman arkadaşlar bakın 16.000 dolara kadar nefessiz gelecektir Bitcoin. Tabi ara ara buralarda yani kademeli olarak ilk etapta bir 13.000 dolar bandı. 13.000 dolar bandına bir durup sonrasından kademeli olarak 16.000 dolara çıkacaktır. Ama arkadaşlar 16.000 dolar gelene kadar ben böyle çok ciddi bir düzeltmeye maruz kalacağımızı düşünmüyorum. Zira gördüğünüz gibi şu bölgede adam akıllı gözümüze çarpan bir direnç noktası yok arkadaşlar. Bir burada gözüme çarpan bir 13.000 dolar bandı var. O da dediğim gibi çok ciddi bir direnç olarak gözükmüyor. Şu anda burayı aştıktan sonra, bu noktayı aştıktan sonra arkadaşlar 16.000 dolarlara kadar Bitcoin'in çok rahat yolu var. Ve şu anda bunu da ufaktan gerçekleştirmeye başladı. Zira bakın dostlar şu anda fiyatlandığımız nokta 11.800 tam olarak buranın üstünde özellikle gece arkadaşlar günlük mumu bu noktalarda kapatırsak ben önümüzdeki haftanın bugünlerinde çok güzel hareketlerle sonuçlanacağını düşünüyorum. Ve Bitcoin'de arkadaşlar 11.800 dolar kırıldığı zaman ilk etapta bizi 13.000 dolar bandı bekleyecek. Şu anda orası çok ciddi bir direnç noktası değil. Ama arkadaşlar illaki orada biraz takılacağız. Biraz yatay yapıp orada bir akümüle olmasını bekleyeceğiz Bitcoin'in. Dediğim gibi burası kırıldıktan sonra 16.000 dolarlara kadar çok ciddi bir düzeltme yapmadan gitmesini bekliyorum. Şimdi buradan arkadaşlar geçiyorum Ethereum'a. Ethereum zaten çok güzel ilerleyen bir coin. Yani Bitcoin'den önü daha açık diye çok uzun zamandır konuşuyorduk sizlerle. Ethereum'da arkadaşlar hedef noktamız hala gelmiş durumda değil. İkinci hedef noktamız 440-450 dolar bandıydı. Bakın şu noktadaki yerimiz. Buraya henüz ulaşmış durumda değil Ethereum. Ama arkadaşlar bir sonraki yükselişte Ethereum çok rahat bir şekilde 440-450 dolar bandına doğru hareketler yapacaktır. Ethereum gayet önü açık çok güzel bir coin. Şu anda 450 dolar bandı Ethereum'da arkadaşlar hedef noktası olarak gözükmekte. Şimdi gelelim XRP'ye. XRP yine bir şov yapacak gibi duruyor arkadaşlar. Zira neden? Artık 30 centlere bakın yavaştan yerleşiyor. 30 centlerin altına düşmek istemiyor. Şimdi burada XRP'nin arkadaşlar daha önce denediği 32 cent bandı var, özür diliyorum sizlere. 32 cent'i aştığı zaman arkadaşlar bakın şöyle biraz grafiği geri çektiğimiz zaman direkt hedef noktasının 40 cent'ler olduğunu görüyoruz. XRP tekrardan söylüyorum 32 cent bandını aştığı zaman arkadaşlar şu anda zira 30 cent'lerin üstüne yavaş yavaş yerleşmeye başladı. 30 cent'lerin altına çok fazla düşmüyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki harekette 32 cent bandını kırıp 40 cent'leri hedefleyecektir XRP. Bu da aklınızda bulunsun.
Buradan hemen EOS'a geçelim arkadaşlar. Şimdi EOS'a çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü EOS arkadaşlar açıkçası bana çok fazla güven vermiyor. Yani illa ki yükselecektir. Bu hareketinde EOS da arkadaşlar nasibini alacaktır. Ama haftalık bazda grafiği biraz açıkçası canımı sıkıyor. Yani çok fazla gözüme güzel gelmiyor EOS. O yüzden biraz da böyle analiz yapmaktan kaçıyorum. Zira şuradaki mumu da görüyorsunuz. Bakın şu düzeltme hareketinde EOS yani 3.5 dolardan 2.5 dolara kadar geri çekildi. Yani burada hala bu neyi gösteriyor bu mum bize? Çok ciddi bir ayı mevcut piyasada. Ya satıcılar çok etkin. Yeri geldiği zaman arkadaşlar çat diye çok feci şekilde aşağıya basabiliyorlar bu coin'i. O yüzden biraz böyle analiz yapmaktan kaçıyorum EOS'u. Sebebi de bu dediğim gibi. Sizleri de yanlış yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar. Ama bir sonraki yükselişte hedef noktası neresi olacaktır? Hedef noktası arkadaşlar şu anda baktığım zaman EOS'un 3.55 dolar bandı. Bitcoin 13 bin dolara giderken EOS da muhtemelen bu noktaları hedefleyecektir. Gelelim Litecoin'e arkadaşlar. Litecoin'de önü çok açık olan gayet güzel bir coin'imiz. Şimdi Litecoin'e baktığımız zaman da zaten 60 dolar bandı bizim hedef noktamızdı. Neresiydi arkadaşlar? Şuradaki Obo'nun bakın omuz kısımları. Zamanı destek ve direnç noktası olarak çalışmış nokta. 60 dolar hedefini vermiştik zaten. 60 dolar bandında yavaş yavaş Litecoin arkadaşlar 60 dolar bandına yerleşmeye başladı. Bakın görüyorsunuz 60 dolar civarlarında fiyatlanıyor. Bugün günlük kapanışları da bu 60 dolar civarlarında yapsın, 60 doların üstünde yapsın arkadaşlar. Artık bu noktayı kendisini destek noktası haline getirecek bu coin. Sonrasında bir sonraki yükselişte Litecoin'in hedefleyeceği nokta arkadaşlar 75 dolara kadar gider bu coin. Ya yani ilk etapta 75 dolar bandını bir sonraki yükselişte hedef olarak verebiliriz. Bakın şurada gördüğü en tepe noktası var günlük bazda. Burada da arkadaşlar 84 dolar bandı kırıldıktan sonra da ekstra hızlanacaktır. Ama dediğim gibi burayı tek seferde kırmasını beklemiyorum. Şu anda kademeli gitmek daha mantıklı. Bir sonraki yükselişte arkadaşlar 75-80 dolar bandı diyelim. 75-80 dolar bandını muhtemelen hedefleyecektir ama 75 dolar bandı biraz daha şu anda muhtemel gözüküyor Litecoin adına. Dediğim gibi kritik seviyede 60 dolar bandı. 60 doların üstünde kapanışlar yapsın. Günlük kapanışlarını bu seviyelerin üstüne yapsın. Bu noktayı kendisini destek noktası haline getirsin arkadaşlar. Ondan sonra göreceksiniz zaten alımlar hızlanacaktır. Yavaştan 75 dolarlara doğru hareketler geldiğini göreceğiz. Zaten o esnada da Bitcoin'de 13 bin dolarlara gidiyor olacak. Bitcoin'e dediğim gibi 11.800 dolar bandı. Litecoin'e de 75 dolar bandı. Şu anda destek yapılması açısından takip edilmesi gereken kritik seviye. Şimdi buradan geliyorum Neo'ya arkadaşlar. Neo benim çok sevdiğim coinler arasında. Bunu zaten biliyorsunuz. Niye arkadaşlar? Neo'ya haftalık bazda incelemek istiyorum. Zira haftalık bazına geçtiğimiz zaman arkadaşlar Neo'da kritik seviye bakın haftalık bazda bulutun üst noktası. Burada Neo'nun haftalık bazda bulutun üst noktası arkadaşlar 14 dolara denk gelmekte. Şimdi bu coin 14 dolar bandının üstüne bir yerleşsin. Burada haftalık bazda kendini bulutun üstüne atsın arkadaşlar. Yukarıya doğru çok sert hareketler yapacaktır. Zira şöyle grafiğini biraz geriye çektiğimiz zaman gidecek daha çok yolu var bu coin'in. Dediğim gibi 14 doların üstüne yerleşsin. Haftalık bazda bulutun üstüne geçsin arkadaşlar. Bu coin'de böyle ekstra hacimli yeşil yeşil mumlar görmeye başlayacağız. Aynı bakın burada Bitcoin'de olduğu gibi. Bakın Bitcoin burada haftalık bazda bulutu geçtikten sonra gelen mumların boyları nasıl uzun gelmeye başlıyor. Bakın mesela Ethereum'da arkadaşlar. Bakın burada Ethereum'da bulutun üstüne attıktan sonra bu noktayı kırdıktan sonra arkadaşlar gelen mumların nasıl boyları uzun uzun gelmeye başlıyor görüyorsunuz. Neo'da şu anda bu kritik eşiğe çok yaklaştı. Haftalık bazda 14 doların üstüne yerleştiği zaman bu coin dediğim gibi aynı Ethereum'da olduğu gibi arkadaşlar buralarda böyle hacimli yeşil yeşil mumlar görmeye başlayacağız. O yüzden Neo benim portföyümde ciddi manada bulunuyor. Tutmaya devam ediyorum. Dediğim gibi 14 doların üstüne yerleşmesi bu coin açısından çok önemli olacaktır. O saatten sonra önü çok çok açılır. Şimdi gelelim bir de XTZ'ye arkadaşlar. XTZ'de ciddi hareketler gelebilir. Bakın bugün %10'lar civarında hareketler yaptık. Ama arkadaşlar hala aynı şeyi söylüyorum. Bakın haftalık bazda bu coin gördüğü en yüksek seviye 3.50 dolar bandı. Şu anda bu seviyeye çok ciddi manada yaklaşmış durumda. 3.33 dolar civarlarında fiyatlanıyoruz. Bu coin arkadaşlar all time high noktası gördüğü en yüksek nokta olan
3.50 doların üstünde kapanışlar yaptığı zaman alır başını gider. Minimum çarpı 2 yapar yani. O yüzden XTZ'de bu noktaları takip edin. Zira bu noktayı kırdıktan sonra çok ciddi, çok sert alımlar gelecektir. Dediğim gibi minimum yapacağı şey benim gözümde çarpı 2. Ve ben de bir miktar XTZ portföyümü tutuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.